مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ Her gelen yeni hatırlatmayı ve uyarı اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ Bakmışsın ele almış onunla dalga geçiyor. Onunla istihza ediyor. Koca bir salgın gelmiş. İnsanlar patır patır ölüyorlar. Günde artık neredeyse 5000 kişi ölüyor. Bir gün içerisinde genç demiyor, yaşlı demiyor, alıp götürüyor, nice insanları sevdiklerinden, üstelik bir arada değilken, apayrı uzaktayken ölüm haberlerini aldırtıyor, kendi vücut salgıları içerisinde, kendi akciğerlerinin oluşturduğu sularda boğarak öldürüyor. Bak dönüp bu tarafa bakmışsın ki bununla dalga geçen, bununla istihza eden, bunu hafife alan, bunu aşağılayan, bunu küçük gören bir insan prototipiyle karşı karşıyayız. Bir insan timsaliyle karşı karşıyayız. اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ Ya Rabbi böyle bir azabı gönderdin, böyle bir sıkıntıyı bize yaşatıyorsun. Senin iraden, senin müsaaden olmasa bunlar yaşanmaz. İlla ki bizim buna karşılık gelen eksiklerimiz, kusurlarımız, yanlışlarımız var. Hem kendimiz, özelde kendi çapımızda, hem toplumlarımızda, hem de dünyada genel manada yaşanan zulümler, tüm bunların neticesinde Allah Azze ve Celle'nin genel manada bir musibetini müştereken bütün insanlık yaşarken, elin kafiri bile ezan sesine tahammülsüzken, şimdi buyurun okuyun demişken, elin gayrimüslimi camiye, minareye artık müsaade ederken bakmışsın bizimki esasen cami olan bir şeyin tekrar açılmasına karşı bir Yunan misali, bir gayrimüslim misali tepki gösteriyor. Nasıl bir ortamda ve nasıl bir durumdayız? Birileri Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini değerlendirip farkındalığını artırırken istikametini daha da iyileştirmeye, kötülükleri azaltıp iyilikleri çoğaltmaya, Cenab-ı Hakk'a karşı saygısına bunları dönüştürmeye yol almak isterken insanların çoğu böyle bir ortamda dahi Cenab-ı Hakk'a karşı diklenmeyi ve büyüklenmeyi, hatta başka camileri de kapatalım diyecek kadar çığırından veya haddini aşarak bir akıl tutulması içerisine girebilmekteler. Eğer ki kişi Cenab-ı Hakk'a karşı korkusunu kaybederse, eğer ki kişi ahirete dair Cenab-ı Hakk'ın tehdidini umursamaz ise artık ondan korkulur. O yüzden halkımızın bir deyişi var, Allah'tan korkmayandan korkacaksın. Cenab-ı Hak da böyle söyledi. Uyarıları dikkate almayan kimseleri, uyarıları umursamayıp ondan adeta aslandan kaçan yaban eşekleri gibi uzaklaşan kimselerin durumunu açıklarken kella bella yahafun el ahira. İşin doğrusu şu ki bunlar ahiretten korkmuyorlar. O zaman ahiretten korkmamak böyle bir sonuca yol açıyorsa bizler ahiret korkusunu sahiplenebilmemiz için, içimizde sahici bir duyguya dönüştürebilmemiz için ahiretin azabını Cenab-ı Hakk'ın anlattığı biçimde anlamaya, hissetmeye, önden bunu sezgilerimize kadar, sinirlerimizin uçlarına kadar dokunduracak kadar yakınlaştırmaya, hayalini prova etmeye ve bu dehşetli günün korkusunu şimdiden yaşamaya ki يَرْجُوْنَا رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابًا Kulun tabii hali Cenab-ı Hakk'ın rahmetini uman ve azabından korkan. Bu iki boyutu, iki vektör gibi kişiyi eğer yöneltirse, kişiyi eğer çekip çevirirse o kişi bu ikisinin bileşkesinde istikamete kavuşur. O zaman Cenab-ı Hak biz kullarına bunları anlatırken kendisine karşı bu korkuyla donanalım istedi. Kimmiş? Allah'tan korkmayı kötüleyen, küçük gören, bunu yersiz bulan hatta istihza dolu ifadelerle anlatan. Bizatihi Cenab-ı Hak dedi ki, ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادًا İşte bu Allah'ın kullarını korkuttuğu, Allah'ın kendisi bizatihi bununla korkutuyor ki, يَا عِبَادِ سَبَبْ يَا عِبَادِ Ey kullarım!
Cenab-ı Hak dilini müşfik bir lisanla kendine çağırmaya, ey kullarım fettequni, benden sakının, bana karşı hadsiz davranmaya, ayetlerimi, emirlerimi, yasaklarımı umursamamaya, ciddiye almamaya dair bu tutum ve gidişatınızdan vazgeçin, çünkü akıbeti böyle bir yere varabilir.